Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra hemen videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırmadan kesinlikle bir hisse senedi almayın sevgili. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle Kristal Kola ile ilgili bir duyuru paylaşmak istedim. Yani Kristal Kola'daki bu yükselişin nedenleriyle ilgili. Yani bu kadar Kristal Kola'nın bakın şöyle günlük şeyine bakalım. Yani şuralardan aşağı yukarı bakın 1.46'lardan 20 Aralık'tan beri soluksuz bir şekilde yükseldi. Bugün de 6 liraya kadar çıktı. Şimdi bundan sonra ne olacak Kristal Kola'da? Yani Kristal Kola'da bundan sonra ne olacak? Onunla ilgili bugün güzel bir kap haberi geldi. Tabii ki temkinli olmakta biraz fayda var sevgili dostlar. Hani buralardan girilir mi? Şimdi bakın burada zaten şurada güzel bir destek yapmış. Şuradaki bakın 4.12'de güzel bir 4.12 inmiş. Sonra bir daha yukarı doğru çıkarmış. Bakın 4.50'ye gelmiş. Oradan bir daha aşağı salmış. Tekrar yukarı doğru gitmiş. Yani hissede zaten brüt takas var. Yani brüt takas cezası var. Şubat'ın 6'sına kadar öyle biliyorum. Siz yine de hissenin şeyine girin, investikten bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bu uyarı amaçlı bir video arkadaşlar. Yani Kristal Kola niye bu kadar çıkıyor? Neden bu kadar çıkıyor? Yani bunun nedenini bugün atılan kapta saat, bakın kaçta atılmış kap haberi. Bugün saat tam anlamıyla saat 18.22'de yani Borsa İstanbul kapandıktan sonra. Evet çok ilginç. Bakın şöyle söylüyor. Şirketimiz 26.10.2020 tarih özel duyurusu açıklamasında. Bu önceki duyurusunda yani 2020'deki duyurusu diyor bakın özel durum açıklamasında. Torku markası ile Balıkesir tesislerimizde 70 bin adet 250 milim alüminyum kutu ambalajlarına gazlı içecek meşrubat üretimi yönelik olarak Panagro Tarım Hayvancı Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile 26.10.2020 tarihinde fason üretim protokol anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek tahsilatı gerçi duyurulmuştu. Küresel piyasada gelişmeler ekonomide ve piyasa şartlarında arz talep dengesinde meydana gelen değişimler neticesinde 55 bin adet yani küsuratını söylemeyeyim 250 milim kutu ambalajı gazlı meşruba teslimatı 2022-2023 olarak revize edilmiştir. Yani bu şimdi bu ne oluyor? Demek ki Kristal Kola'nın bir hikayesi varmış. Çoğu bakın Instagram'larda olsun, investiklerde olsun, çoğu şeylerde, portallarda olsun. Hani dedikodusu geçti. Niye bu hisse bu kadar gitti? Buralardan yani bu hissenin acaba içi boş mu? Arkadaşlar biliyorsunuz her şey arttı. %50, %100 arttı. İçecekler olsun, meşrubatlar olsun, gıda olsun. Yani bu şirkette bakın burada aşağı yukarı kaç sene gitmedi bu şirket? Aşağı yukarı en son ne zaman bakın kaç liraya görmüş? Burada 3 liraya görmüş. Ne zaman? 2021'de değil mi? Ocak ayında. Yani bir senedir 3 liranın en fazla 3 liraya görmüş. Hatta bakın şuralara gelelim. 2020'de 1 lira 43 kuruşmuş. 1 lira 43'ten 2020'de 2021'de 3 lira 20'ye çıkmış. Ondan sonra bir daha aşağı doğru sarmış. Bakın bir yıl boyunca bu düşenini kıramamış. Yani bakın burada nerede? 3.65'ten 2020 Ocağı aşağı yukarı bir senedir nereden baksanız 1.46'dan ve buraya geldi. Yani buradan sonra ne olur? İşte bunun altısı niye dolu olması için ben bekledim arkadaşlar. Yani bu hisseyi ben bazı arkadaşlar da bana söylemişti. Yani bu hisse hoca ne olur? Nereye gider? İşte bilmediğim için yani hisseyle ilgili bir haberim olmadığı için ben de bu hisseyle ilgili bir yorum yapamamıştım. Ama şimdi şöyle bir haberimiz oldu. Yani bu ise şimdi baktığınız zaman finansallarına bakalım Fintables'ten. Yani bu haberden sonra Torku'yla yani Torku'nun şuradaki kap haberinden sonra Torku markası ile Balıkesir tesislerimizde diyor yapılacak 55 bin teslim edecek. Bakın 70 bindi bu 55 bine düşürüldü. Ama 2021-2020 de teslim edecekti ve bu 2022-2023'te atıldı. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki Torku'nun bir hikayesi var. Pardon, Kristal Kola'nın bir hikayesi var. Yani bir kurku çok ucuzdu. Bunu aldılar götürdüler. Yani nereye kadar gider arkadaşlar? Bu al diye söylemem. Bu hisseye temkinli olmakta fayda var. Nereye kadar gider onu bilemeyiz. Ben sadece buradan sizlere kapı düştüğü için haber vermek istedim. Alıp almamak
sizin kendi şahsi fikriniz olacaktır. Şimdi karnesine baktığımız zaman bakın karlılığı çok bir şirketin 6'da 0. Büyümesi 6'da 2. Yani büyüme biraz daha iyi. Ve borçluluğu hiç olmayan bir şirket. Bakın 6'da 6. Borcu hiç olmayan bir şirket. Şimdi burada Fintables'te karlarına baktığımız zaman geçen seneye göre bakın dönem karı düşmüş. 2 milyon. 4 milyondan mesela 4 milyondan burada 2,5'a kadar düşmüş. Dönem karında bir yükselişler var. Yani dönem varlıklarında bir yükselişler var. Güzel. Duran varlıklarında bir yükselişler var. Ve öz kaynaklarında yükselişler var. Ve bundan sonra da öz kaynağı yükseleceğini düşünüyorum. Ve son satışlarda, çeyrek satışlarda biliyorsunuz çok güzel gelmiş. 82 bin satışlar gelmiş. Ama baktığınız zaman burada FK'sı çok yüksek. PD'si normal sayılabilir. Ama FK oranı, fiyat kazanç oranı çok yüksek bir şirketin. %75 bir fiili dolaşımı var. Yani dikkatli olmakta fayda var. Baktığımız zaman burada da 2021 son öz kaynak karına baktığımız zaman %3'ten aşağı yukarı burada %2'ye kadar düşmüş. Yani küsuratını saymazsa 1,96 ama %2'ye kadar düşmüş. Yani bundan sonra Kristal Kola ne olur? Şimdi bugün de güzel bir hamle yaptı. Bakın arkadaşlar yani stoplu girmekte fayda var. Bakın burada şurada 5,58 önemli bir desteği var bizim. Burada 5,58 önemli bir destek. Bugün hatta 5,70'e gün içerisinde indi. Son dakikalar tekrardan yukarı doğru altta kapattı. Yani bu haberi alan kişiler son 15 dakikada yine tavana doğru gidiyor ise yarın muhtemelen belki 6,50 bandına çıkıp veya 6.40 bandına çıkıp tekrar aşağı doğru salabilir. Yani dikkatli olmakta fayda var. Yani buna girerken ufak ufak girmekte fayda var. Ama önümüzdeki zamanlarda uzun süreçte yani bu bir ay olur iki ay olur Kristal Kola'nın ben bilançosunu düzelteceğini düşünüyorum. Bu son tabii ki bu işbirlik devam ederse daha başka işler alırsa Kristal Kola'nın da zaten yani buralar çok ucuzdu. 1 liralar. 1,65'ler. Belki şuradaki desteğine kadar gelebilir. Yani şuna dikkat edelim. Bakın şuradaki destek de önemli. Pardon bakın şöyle bu ortalamana kadar gelebilir. Şurası çok önemli bir destek. Yani burayı bir göz önünde bulun. 4,10'a kadar gelebilir. Yani burada 4,10'a kadar indirip bu haberden sonra 4,10'a kadar indirip oradan bir daha yukarı doğru sürme ihtimalleri olabilir. Ama dediğim gibi burada kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Ben sadece bugün Kristal Kola'yı incelemek istedim. Çünkü bayağı yükseldi. Yani şurada bakın kaç günde bakın burada hemen hemen şurada yükselişe geçti desek 1,61'den 20 Aralık'tan bugün kaç? 20 Ocak. Yani bir ayda neredeyse arkadaşlar 1,5'tan diyelim hesap ederse 1,5'tan aşağı yukarı yani 5'e katlayan bir şirketten bahsediyoruz. 5 değil ama 4'e katlayan bir şirketten bahsediyoruz. Yani bu daha devam eder mi? Tabii ki edebilir ama yarın da görmek lazım. Hisseye hemen dalmamak lazım. Ufak ufak dalmak gerekiyor. Tabii ki benim önerim dikkat etmekte fayda var. Yani buralarda 5,50 ve şuradaki durakları çok önemli. Şuradaki desteğini de şuraya şu desteği de şöyle bir alalım. Şuradaki destekli 4,83 de önemli bir destekler. Yani bunlara dikkat ederek artık hisse bayağı yani bayağı bir yukarı çıkmış. Buradan sonra şimdi bu hissenin spek mi değil mi? Ben şu kap haberinden sonra yani şuradaki kap haberinden sonra siz de girip bakabilirsiniz. Yani bu önemli. Altını dolduruyor. Yani bu hissenin şu anda altını dolduruyor. Yani bu hissenin ederi benim gözümde en fazla 4,10, 4,80'ler gibi hani benim gözümde canlanıyor. Yani bu daha devam ederse bu kap haberleri gelmeye devam ederse tabii ki yukarı doğru çifthanelere gidebilir. Ama dediğim gibi yine temkinli olmakta fayda var. Biliyorsunuz ben BIST 30, BIST 50 hisselerinin dışına çıkmıyorum. Ama Kristal Kola'daki bu gezinen haberlerden dolayı ben bir bu konuyu yapmak istedim. Kap haberi de gelince bunları sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar diyorum. Bol kazançlar.